İyi kötü bir birikim yapıyorduk. Çocuklarımızı evlendirdik. Herkesin koluna bilezik takıyorduk. Şimdi taksana çocuk koluna bilezik. Göreyim. Vallahi yani seçim olursa benim CHP biliyorsun. Neden? Neden? Ya şu yani bunu neden sormanız bile hatta. Niye hatta? Yani ekonomik çok kötü. Yani hukuk diye bir şey yok Türkiye'de. Ne bileyim yani ya hiçbir şey düzgün gitmiyor. Yani cebin yani asgari ücret bugün 2 milyon 300. 2.300 milyona sen geçinebiliyor musun? Geçinemezsin. Onun için yani ne bileyim yani. Zor abi. Gidişat kötü. Bu daha bizim iyi günlerimiz. Ciddiyim. Daha kötü günler göreceğiz. Baksana bir de şimdi acı reçete çıktı başımıza. Şimdi bir de onda da başımız yanacak. Ne bileyim. Yani iyi bir şey değil gidişat. Ekonomi kötü abi. Ekonomi. Abi ekonomi. Yani Türkiye'de ekonomi şu anda çok kötü. Ve gittikçe... Bu gayet maskeyi takayım ya. Niye söylemiyorsun abi? Yani ekonomi gerçekten çok kötü. Niye kötü? Yani şu anda... Bir tane, beş tane müteahhit çetesi var. Onları besliyoruz. Verdiğimiz vergiler hep onlara gidiyor. Ha, şimdi durmadan şehir hastaneler yapılıyor. Ama devletin kendi bütçesiyle yaparsa iyi oluyor. Ama gidip de yap işte devlet modülüyle yaptığın zaman kaybediyorsun. Çünkü niye? Dolar bazında şey yapıyorsun. İhale yapıyorsun. Ne oluyor? Dolar bir anda yükselince şu anda hesaplatılar 700 trilyona yakın eski parayla 700 trilyona kadar fazla bir ödeme yapmışlar. Yani düşünsene böyle bir ülkede yaşıyorsun. Bakıyorsun yani bir gün memur, emekli, ne bileyim asker, polis maaşını alamayacak bu gidişle giderse. Öyle gözüküyor. Çünkü hazinede de para kalmadı. Merkez Bankası'nda bakıyorsun rezervler alta düşmüş. Böyle bir ülkede yaşıyorsun. Yani ne bileyim gidişat iyi değil. Şimdi bir de Covid var. Nasıl olacak? Yarın seçim olsa ben CHP'ye oy veririm. Neden? Çünkü Türkiye'nin ekonomisi berbat. Bittik ya, bir şey kalmadı. Bir ekmek olmuş 2 lira. Bak bir ekmek 2 lira. 3 kişi o yani, bir anne baba. 3 kişi diyelim. 3 ekmek sabah. 3 ekmek öğlene. 3 ekmek akşam yediği zaman kaç yapıyor abi? 2, 4, 6, 8, 18 lira mı yediyor? 18. Ayda ne yapıyor abi? 180 lira mı yediyor? Daha fazla bir hareket. 3 katı yapıyor. Ha, 3 katı yapıyor. Yani bir hesap. Biz sadece ekmeği hesabı yaptım. Başka bir şey yapmadım. Elektrik, ondan sonra su, doğalgaz. Kirayı da katmıyorum. Nasıl yapacaksın abi? Bize bir ara simit hesabı yapanlar. O zaman simit 150 kuruştu. Çay 1 liraydı. Şimdi çay 7 lira olmuş. Şimdi simit kaç para olmuş? 2 lira olmuş. Gelsin bir daha bir hesap yapsın da ekonominin nereye gittiğini görsün. Ya insan artık dayanacak gücü kalmadı ya. Yemin dayanacak gücü kalmadı ya. Ben bir şirkete güvenlikçiyim. Güvenlik işi yapıyorum. Günde kapıya kaç kişi geliyor biliyor musun? 150 kişi geliyor. Üniversite mezunu diyor ki diyor ben diyor abi. Başvurusu işim. Tabii. Diyor ki abi diyor ben diyor bana diyor asgari ücret verin ben çalışırım diyor. Nasıl da bu hani bıçak kemiğe değermiş daha nasıl yapacaksın abi? Yapacak bir durum var mı? Dayanacak bir güç kaldı mı? Bugün çeyrek altın olmuş 785 lira. Bir çeyrek altın abi. Bir düşünün biz eskide çalıştığımız zaman asgari ücretten 4 tane 5 tane şey alıyorduk. Çeyrek altın alıyorduk. Şimdi alsana abi. Türkiye'nin ekonomi nasıl olur belli. Yani bu halkı boş yerine oyalamazsan bir an önce bıraksan. Ben de konuşurdum zamanı. Bir an önce bıraksın. Bir an önce şu anda bıraksınlar abi. Temiz. Yani ben CHP'ye oy veriyorum ama diye bir konu yoktur. Hangi halk hangi partiyi istiyorsa, hangi bizi rafa, hangi bizi şeye çıkaracaksa ona bir an önce teslim edilmesi lazım. Yoksa gittikçe daha kötü oluyor. Çünkü ya hiçbir yerde şey yoktu. Hepsi akraba. Ya benim komşum var, benim komşum. Benim gibi bir şeydi. Bir gitti o parti abi. Şu adam şimdi parayla oynuyor. Abi biz ne yapıyoruz? Bir de böyle öyleyse çarşıda akşama kadar bu başa bekleriz ki birisi bize bir çay söylese. Veya da biz birisine bir çay söylüyor. Çay da söylemesi 7 lira olmuş. Abla da çay 7 lira. Allah hakkımıza hayırlısı versin. Ama bu hükümet de bir an önce ne olursun daha fazla batağa gitmeden teslim etsin. Hani koronavirüsü var ama parayı hep halktan alıyor. Şu maske günde kaç tane gidiyor abi? Maske ya maske. Bugün sabah çıkıyorsun bir maske alıyorsun. Yani bir de 5 kişi dışarıda çıktığın zaman bir yerine de 5 milyonlar sadece maske parası verirsin abi. Zaten bu hasar parası bizden alıyor. Yasaklar neyse gelir orada bir tanesi görüyor. Ağzı açık işte 900 lira ondan alıyor. 500 lira sigara içenden alıyor. 600 lira bilmem kimden içen. Hiç ele soğuda suya vermeden parasını alıyor. Onun için hiç sıkıntı yok. Sıkıntı vatandaşın sıkıntısı. Yani vatandaş çok dertlidir.
Bir de okusan bin eşittirsin. Bir an önce ben dilerim ki eli düzgün olan bir insana teslim etsinler de biz de bir çok şükür diyelim ve bir nefes alalım. Ama bunda nefes almak için en azından var ya 20 sene geriledik. En azından 20 sene. Yani bak biz Moldova'da 1 lira veriyordu. Moldovalar 1 liramıza 3 lira veriyordular. Şimdi onlar bizim para 2 lira veriyorlar. Farka bak yani. Bizim paranın kadar değer düşüne bak. AK Partili vatandaşlar genelde şunu söylüyorlar AK Parti'ye oy verme nedenlerini. Biz geçmişi gördüğümüz için bugün AK Parti'ye veriyoruz diye. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben geçmişe kurban olsun. Ben 66 yaşındayım. Tüp yoktu bir ara. Tüp yoktu. Ama tüpü almaya gittim zaman 4 tane tüp alabilirdim. Şimdi herkes gitsin 4 tane tüp alsın. Şeker çay kuyruğu vardı. Doğrudu. Oldu. Ama kuyruğa bir girdiğim zaman 10 paket çay alabiliyordum. Şimdi al bakalım. Geçmişte hiç bizi yargılanmasınlar. Geçmişi biz şu anda ışıkla arıyoruz. Işıkla. Ya ne geçmişi? Geçmişte ne vardı ki? Geçmişte biz çalıştık. İyi kötü bir birikim yapıyorduk. Çocuklarımızı evlendirdik. Herkesin koluna bilezik takıyorduk. Şimdi taksana çocuk koluna bilezik. Göreyim. Geçmişi ne yargılıyor? Geçmişi hiç yargılanmasınlar. Ben geleceğe bakıyorum. Herkes aya gidiyor. Geçmişe ben bakmıyorum. Geleceğe bakıyorum. Geçmiş benim için geçmiştir. Yarınki ekmeğe bakarım. Yani ben AK Parti de bizim memleketin partisidir. Uzayda gelmedi. Onlara biz de oy verdik. Ama bir an önce yanlışına dönülsün. Hani ben AK Parti'ye düşman değilim. Benim senin gibi vatandaş oy verdi. Gökte de gelmedi. Birileri kabul etti geldi verdi. Ama olmuyor. Yapamadılar. Yani 2000 yılında güzel bir başlangıç yaptılar. Ama fitil fitil halkın burnuna çıkarttılar onu. Kanun adalet beklemek istediğimiz. Türkiye burada geliştir ama kanun yok, adalet yok. Biz bunları bekliyoruz. Kanun adalet olsa daha da güzel olacak. Yani şükür olsun diyoruz. Başka bir şey diyeceğimiz bir şey yok. Peki yarın seçim olsa siz kime oy verin? Seçim olsa tercihim yok. Oy kullanmayacak. Kullanmayacağım. Neden? Neden ne olacak? Sürüleri getirdi başımıza. Tüybit müşterilerin hakkını veriyor. Acıcevil dolaşıyor yazlıktan. Bak ben bugün mesela param yok. Dünya zenginleri, adamın 5 kat evi var, 5 tane arabası var. O devletten yardım alıyor 1,5 lira, 1,300 lira. Ben niye alamıyorum? Ben insan değil miyim? Tüy bitmemiş çocukların hakkını götürüyor, sürülere veriyor. Adalet mi? Adalet ve kanun istiyoruz, başka bir şey yok. Peki en son kime oy verdiniz? Oy kullandığınız zaman? Vermedim, 4 senedir vermiyorum. 4 senedir vermiyorsunuz? Evet. 4 sene önce? Lambaya veriyordum. AK Parti'ye veriyordum. Evet. Ama bir kararsızsınız, oy kullanmıyorsunuz. Yok, kullanmam, yine kullanmam. Kanun adalet düzelmeyince yok. Kesinlikle ve kesinlikle diyorum.